Merhaba çocuklar. Bu videodaki konumuz keselerle toplama ve çıkarma. Keselerle toplama ve çıkarma işlemini geçen seneden de biliyoruz. Geçen sene de görmüştük. Keselerle toplama ya da çıkarma işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken şey kesirlerin paydalarının eşit olması. Paydalar mutlaka eşit olmak zorunda. Paydalar eşit değilse önce paydaları eşitliyoruz. Daha sonra da paydaları eşit olan kesirleri toplarken ya da çıkarırken payları kendi arasında topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Paya yazıyoruz. Paydayı da değiştirmeden ortak paydayı aynen yazıyoruz. İki tane örneğimiz var, toplama ve çıkarma. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2. Paydalarımız 3 ve 2. 3 ve 2'nin ortak katı 6'dır. 6 da paydalarını eşitleyebiliriz. O yüzden 2 bölü 3'ü 2 ile genişlettik. 1 bölü 2'yi de 3 ile genişlettik. 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 2, 6. 4 bölü 6. 1 çarpı 3, 3. 2 çarpı 3, 6. 3 bölü 6. 4 bölü 6 ile 3 bölü 6'yı toplarken paydalar eşit olduğu için payları topluyoruz. 4 ile 3'ü topladık. 7 ortak paydayı da yazıyoruz. 7 bölü 6. Aynı mantıkla çıkarma işlemini de yapıyoruz. 4 bölü 5 eksi 3 bölü 4. Paydalarımız eşit değil. İlk önce paydaları eşitlememiz gerekiyor. 5 ve 4'ün ortak katı 20 olduğu için 4 bölü 5'i 4 ile genişlettik. 3 bölü 4'ü 5 ile genişlettik. 4 çarpı 4 16. 5 çarpı 4 20. 16 bölü 20. 3 çarpı 5 15. 4 çarpı 5 20. 15 bölü 20. Yani 16 bölü 20 eksi 15 bölü 20. Paydaları eşit olduğu için payları çıkarmada olduğu için birbirinden çıkarıyoruz. 16'dan 15 çıkardık. 1 ortak paydamız 20. 1 bölü 20 olarak buluyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapalım. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. 4 bölü 9 artı 14 bölü 27. Şimdi burada paydalarımız 9 ve 27 eşit olmadığı için eşitlememiz gerekiyor. 27 9'un bir katı olduğu için sadece 4 bölü 9'u genişleterek paydaları eşitleyebiliriz. 4 bölü 9'u da eğer 3 ile genişletirsek şuraya yazıyoruz. 4 bölü 9 çarpı 3 çarpı 3 4 çarpı 3 12 9 çarpı 3 27 12 bölü 27 oldu. 4 bölü 9. Şimdi toplama yapıyoruz. 12 bölü 27 artı 14 bölü 27 paydalar eşit olduğu için payları topluyoruz. 12 hatta yazalım. 12 artı 14 bölü 27. O da eşittir. 12 ile 14 topladığımızda 26 bölü 27 olarak buluyoruz. Diğer sorumuz 2 bölü 6 eksi 1 bölü 5. 6 ve 5 ortak katları 30. O zaman bunu 5 ile bunu da 6 ile genişletmemiz gerekiyor. 2 bölü 6'yı 5 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 5, 10. 6 çarpı 5, 30. 1 bölü 5'i 6 ile genişletiyoruz. Çarpı 6, çarpı 6. 1 çarpı 6, 6. 5 çarpı 6, 30. 6 bölü 30. Ve çıkarma olduğu için çıkarıyoruz. 10 bölü 30 eksi 6 bölü 30. Paydalar eşit olduğu için payları birbirinden çıkartıyoruz. Paydaya da ortak paydayı yazıyoruz. 10 eksi 6, 4 bölü 30 bulmuş olduk. Diğer işlemimiz toplama işlemi 10 bölü 11 artı 1 bölü 10. 11 ve 10 ikisini şimdi biz ki bunda da aynısını yaptık. Paydaları birbirine eşitlerken eğer hangi sayı ortak katıdır bunu direkt bulamıyorsak eğer iki kesrin paydalarını karşılıklı olarak birbiriyle çarparız. Yani 10 bölü 11 kesrini diğer kesrin paydası olan 10 ile genişletiriz. 1 bölü 10 kesrini de diğer kesrin paydası olan 11 ile genişletirsek paydaları eşitlemiş oluruz. 10 bölü 11'i 10 ile genişletiyoruz. 10 çarpı 10 100 bölü 11 çarpı 10 110
1 bölü 10'u 11 ile genişletiyoruz. 1 çarpı 11, 11, 10 çarpı 11, 110. Paydalar 110 olduğu için eşitlendiği için toplamamızı yapabiliriz. 100 bölü 110 artı 11 bölü 110. Paydalar eşit, payları topluyoruz. 100 artı 11 bölü 110, o da eşittir 111 bölü 110. Bunu bileşik kesir olduğu için tam sayılı kesire de çevirebiliriz. Yani 111'i 110'a bölerek şurada gösterelim. 111 bölü 110 dediğimizde bir defa bir kere 110, 110 çıkardık. 1 kaldı. Yani bir tam şuradaki sonucumuzu buraya yazıyoruz. Bir tam kalanı paya yazıyoruz. Paydamız değişmiyor zaten. Bir tam 1 bölü 110 olarak da bulabiliriz. Başka bir örneğimiz, bir bahçenin 2 bölü 3'üne domates, 1 bölü 4'üne biber ekiliyor. Kalan kısımlara soğan ekildiğine göre soğan ekili alan tüm alanın kaçta kaçıdır diye sormuş. Öncelikle ekili olan alanlar, yani 2 bölü 3'üne domates, 1 bölü 4'üne biber, bunların toplamını bulalım. 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplayalım. Şimdi bunları toplarken öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. 3 ve 4 12'de eşitleneceği için bunu 4 ile bunu 3 ile genişletmemiz gerekiyor. 2 bölü 3'ü 4 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 4 8, 3 çarpı 4 12, 1 bölü 4'ü 3 ile genişletiyoruz. Bakın, genişletme işleminde mutlaka hem payı hem paydayı aynı sayıyla çarpıyoruz. Sadece birini değil, her ikisini de. 3 bölü 12, 8, şuraya yazalım. 8 bölü 12 artı 3 bölü 12 eşittir 8, 3 daha 11 bölü 12. Bu şöyle diyelim, domates ve biber ekili alan. Kalan kısımlara soğan ekildiğine göre diyor. Şimdi kalan kısım, bu tarla, bahçe daha doğrusu, bir bütün olduğu için bu bahçenin tamamı birdir. Bir bütün bir. Bu birin 11 bölü 12'si, 12'de 11'i ekilmiş. Daha doğrusu domates ve biber ekilmiş. Kalan kısımlara da soğan ekilmiş. Kalan kısmı bulmak için bahçenin tamamından, yani birden domates ve biber ekili alan, yani 11 bölü 12'yi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu çıkarma işlemini yaparken bu birin altına biz doğal sayılarımızın altına gizli bir yazarak bunu kesir olarak yazabiliriz. 1 bölü 1 olarak yazabiliriz. Bu çıkarma işlemini yapabilmemiz için paydalar eşit olması gerekiyor. O yüzden 1 bölü 1'i paydası 12 olacak şekilde yazarsak, bunu 1 olduğu için 12 ile genişletmemiz lazım. Ya da bunları daha önceden de öğrenmiştik. Bunu paydası 12 olacak şekilde 1'i yazmak için 12 bölü 12 yazarız. 1'e eşit olması için. Eksi 11 bölü 12. Paydalar eşit. 12'den 11'i çıkardık. 1 bölü 12. Bu da soğan ekili kısım. 1 bölü 12 olarak bulduk. Şöyle de direkt söyleyebilirdik. 12'de 11'ine domates ve biber ekmişse geriye 12'de 1'i kalmıştır. 11'ine ekmiş, 12'nin geriye 1'i kalmıştır. O da 1 bölü 12, 12'de 1 deriz. Başka bir örnek. Damla bir gününün 1 bölü 3'ünü uykuda, 3 bölü 8'ini okulda, 1 bölü 12'sini dans kursunda, geriye kalan vaktini de arkadaşlarıyla geçirdiğine göre Damla'nın arkadaşlarıyla geçirdiği vakit tüm vaktinin kaçta kaçıdır? Öncelikle Damla'nın geçirdiği vakitlerin bir toplamını bulalım. Yani 1 bölü 3, 3 bölü 8 ve 1 bölü 12, bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Biz ikişer ikişer toplayalım. Yani önce 1 bölü 3'ü 3 bölü 8'i toplayalım. 1 bölü 3'ü uykuda ve 3 bölü 8'ini de okulda geçirmiş. Önce bunları toplayalım.
Bunları toplayabilmek için 3 ve 8 ortak katı 24 olduğu için bunu 8 ile bunu da 3 ile genişletiyoruz. 1 çarpı 8, 3 çarpı 8 artı 3 çarpı 3 bölü 8 çarpı 3. 1 kere 8, 8. 3 kere 8, 24. 3 kere 3, 9. 8 kere 3, 24. Paydalar 24. Payları topluyoruz. 8, 9 daha. 17 bölü 24. Uyku ve okulda geçirilen kısım. Bunun üstüne 1 bölü 12'sini dans kursunda geçiriyormuş. 1 bölü 12 ekliyoruz. 17 bölü 24'ün üzerine 1 bölü 12'yi eklememiz gerekiyor. Şimdi bu payda 24, bunun 12. 24 12'nin katı olduğu için 1 bölü 12'yi genişletmemiz yeterli. 1 bölü 12'yi 2 ile genişletirsek 24 olur. Bunu aynen yazdım. Artı 1 çarpı 2, 12 çarpı 2 diye 1 bölü 12'yi genişlettik. 17 bölü 24 artı 2 bölü 24 o da eşittir. 17 2 daha 19 bölü 24 oldu. Damla'nın arkadaşlarıyla geçirir vakit tüm vaktinin kaçta geçirir? Geriye kalan vakit. Şimdi bir günün tamamı bir gün bir tam olduğu için bir günün tamamı bir bütün olduğu için birden de 19 bölü 24'ü çıkartıyoruz. Paydamızda 1 var. İşte bunu 24 ile genişletmemiz lazım. Yani 24 bölü 24 eksi 19 bölü 24 paydalar eşit. 24'ten 19 çıkardık. 5 bölü 24'ün demek ki Damla arkadaşlarıyla geçiriyormuş. Tam sayılı kesirlerle toplama ya da çıkarma işlemi yaparken tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirerek toplama ya da çıkarma işlemini yapabiliriz. Ya da tam kısımlar kendi arasında toplanır ya da çıkarılır. Tam kısma yazılır. Kesir kısımlar kendi arasında toplanır ya da çıkarılır ve kesir kısmına yazılır. Bu şekilde de işlem yapılabilir. Bir tane örnek vermiş. 2 tam 1 bölü 3 artı 1 tam 3 bölü 5. Bu işlemin toplama işlemi sonucunu sormuş. Bileşik kesre çevirerek yapmış burada. 2 ile 3'ü çarpıyoruz bileşik kesre çevirirken tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 2 kere 3 6. Üstüne payı ekliyorduk 7. Payda değişmiyordu 7 bölü 3. Aynısını burada yapıyoruz. 1 ile 5 çarpıyoruz. 5 üstüne 3 ekliyoruz. 8 bölü 5. 7 bölü 3 ile 8 bölü 5'i toplamak için de paydaları eşitlememiz lazım. 7 bölü 3'ü 5 ile 8 bölü 5'i de 3 ile genişletiyoruz. 35 bölü 15 ve 24 bölü 15. Paydalar eşit olduğu için payları topladık. 59 bölü 15 olarak bulabiliriz. Veya dediğimiz gibi tam kısımlar toplanarak tam kısmı, kesir kısımlar toplanarak kesir kısmına yazılabilir. Nasıl? 2 ile 1'i topladık. 2 artı 1 eşittir 3 yaptı. Bu tam kısma yazılacak. Kesir kısmında da 1 bölü 3 ile 3 bölü 5'i toplamamız lazım. 1 bölü 3 artı 3 bölü 5. Bunları toplayacağız. Öncelikle paydaları eşitlememiz lazım. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletiyoruz. 1 çarpı 5 bölü 3 çarpı 5 artı 3 çarpı 3 bölü 5 çarpı 3. 1 çarpı 5, 5. 3 çarpı 5, 15. 3 kere 3, 9. 5 kere 3, 15. 5 de paydalar eşit olduğu için 5 ile 9'u topladık. 14 bölü 15. Kesir kısmını bulduk. Önüne de tam kısmı yazıyoruz. 3 tam 14 bölü 15 olarak bulduk. Bakın burada 59 bölü 15 bulmuştuk. Eğer bunu
tam sayılı kesire çevirirsek ya da bunu bileşik kesire çevirirsek aynısını buluruz. Biz şunu çevirelim. 59 bölü 15. 59'u 15'e bölerek tam sayılı kesire çevirebiliriz. 59'un içinde 15. 3 defa 3 kere 5. 5. 15 elde var. 1. 3 kere 1. 3 kere 1. 4. 9'dan 5 çıktı. 4. 5'ten 4 çıktı. 1. Ne bulduk? 3 tam 14 bölü 15 olarak yine bunu da bulmuş olduk. Yani buraya 3 tam 14 bölü 15 de yazabiliriz. İkisi de birbirine eşit. İki farklı şekilde, yani iki yöntemle, ya tam sayılı kesire bileşik kese çevirerek işlem yapılabilir ya da tam kısımlar kendi arasında bile kesir kısımları da kendi arasında toplanıp bu şekilde de işlem yapılabilir. Bir örneğimiz var. Begüm'ün boyu 1 tam 7 bölü 10 metre, Öykü'nün boyu ise 1 tam 13 bölü 20 metre olduğuna göre hangisi kaç metre daha uzundur bulunuz demiş. Şimdi hangisi daha uzundur bunu bulabilmek için ikisinin de öncelikle paydalarını eşitleyip hangisinin daha uzun olduğunu bulmamız lazım. Sonra da ne kadar uzun olduğunu bulmak için de uzun olandan kısa olanı çıkarmamız gerekiyor. Şimdi biz ilk önce şöyle bileşik kesire çevirelim. 1 tam 7 bölü 10. 1 çarpı 10, 10. 7 daha 17 bölü 10 olur. Bu 1 tam 13 bölü 20. 1 tam 13 bölü 20. Bunu da evet, bileşik kesire çevirelim. 1 ile 20'yi çarptık. 20, 13 ekledik. 33 bölü 20 oldu. Bunun paydası 10, bununki 20. Önce karşılaştırma yapabilmemiz için paydaların eşit olması lazım. O yüzden paydası 10 olan 17 bölü 10 kesirini 2 ile genişleterek paydayı 20 yaparız. 17 bölü 10'u 2 ile genişletiyorum. 17 çarpı 2, 34. 10 çarpı 2, 20. 34 bölü 20. Begüm'ün boyu. Öykü'nün boyu da 33 bölü 20. 20'yi düzeltelim. O zaman demek ki Begüm daha uzun. Çünkü paydalar eşit olduğunda payı büyük olan daha büyük demiştik. Begüm daha uzun. Begüm'ün boyundan da Öykü'nün boyunu çıkararak Begüm'ün kaç metre daha uzun olduğunu bulabiliriz. Zaten paydaları da eşitlemiştik. Direkt çıkarmayı yapabiliriz. 34'ten 30'u çıkardı. 33'ü çıkardığımızda 1 kalır. 1 bölü 20 metre Begüm uzun diyebiliriz. Evet çocuklar, bu videomuzda kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini öğrenmiş olduk. Zaten geçen seneden bildiğimiz bir konuydu. Biraz daha tekrar etmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.